Haydi geç. Yazdılar. Bakmayın sağa sola. Yürüyün hadi. Çabuk çabuk. Çabuk çabuk geç. Aç yerine. Çabuk. Destur. Haseki Hürrem Susun Hazretleri. Geri gel. Geç 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 geç. Başlar önde. Ey başını. Zinhar Sultan'ın yüzüne bakmayacaksınız. Geç. Signora. Bana yardım edin Signora. Şimdi. Beni evime gönderin. Size yalvarıyorum, beni evime gönderin. Adın ne senin hatun? Cecilia. Cecilia Venier Baffo. Venedikli asli bir aileden geliyorum. Bana yardım edin. Beni iyi dinle Cecilia. Nereden geldiğin, kim olduğun mühim değil. Sen de diğer cariyeler gibi hanedanın malısın. Aileni evini unut. Artık buradasın. Sultan Süleyman'ın sarayında. Hadi al içeri. Kızlar, yürüyün hadi. Kızım sallamayın, yürüyün. Geç. Binlerce Yeniçeri şehzademizi karşılamış. Hünkârımız nasıl sessiz kaldı anlamadım. Henüz bundan haberi yok. Nasıl yok? Rüstem vaziyeti izah etmiş. Zaten doğrusu da bu, bilmesi lazım. Kimin haddini düşmüş hünkârımızın sarayına askerle gelmek? Validem siz ne düşünüyorsunuz? Sizce babam kimi seçecek? Ben kimi destekliyorsam onu. Sultanım. Şehzadem. Uzun zaman oldu öyle değil mi? En son Mehmet'imin cenazesinde karşılaşmıştık. Mekanı cennet olsun. Amin. Tek tesellim babasının gönlündeki tahta defnedilmiş olması. Siz bir evlat kaybettiniz. Ben de kardeşimi. Eğer acıysa en az sizin kadar canım yandı. Bu yüzden mi Manisa'ya gitmek için çırpınıyorsunuz şehzadem? Mehmet'imin kanının döküldüğü sarayda mı arıyorsunuz teselliyi? Kalleşçe oyunlarla beni Manisa'dan sürgün edenler düşünsün bunu. Belki de Rabbim bu yüzden cezalandırdı sizi. Masum kardeşimi elinizden alarak. Eden kendisine edermiş Mustafa. Yapan bulur ve çekermiş. Unutma ki kazanmak koca bir ömür ister. Kaybetmek içinse anlık bir gaflet yeter. Süleyman. Daldın gittin yine. Az önce Şehzade Mustafa ile karşılaştık. Yoksa tatsız bir hadise mi geçti aranızda? Hayır. Aslanımla sohbet ettik, dertleştik. Epeydir kendimi bu kadar iyi hissetmemiştim. Şu Yeniçeri meselesi kulağıma çalınmıştı. Bu yüzden üzgünsün sandım. Neyse ki tatlılıkla halletmişsiniz. Öyle. Mustafa'm büyümüştü elbet. Lakin artık olgun bir şehzade. Onun hali, tavrı, varlığı bana kuvvet veriyor. Yalnızca onun mu Süleyman? Bayezid var. Selim var. Sonra Cihangir. Hepsi sana layık şehzade olabilme gayretinde. Bundan hiç şüphem yok. Bir baba olarak evlatlarımın hepsinden razıyım. Allah da onlardan razı olsun. Lakin bir hükümdar olarak razı olabilmem için
oğlum olmaları kafi değildir. Mevzu bahis. İnsanın evladı olunca karar vermek oldukça zor, öyle değil mi? Hepsi ayrı heyecan içinde. Nefeslerini tutmuş senin vereceğin kararı bekliyorlar. Sence hangi evladımı taht sancağına gönderebileyim Hürrem? Hangi şehzademi? Ne yapıyor bunlar burada? Sultanım, dün gece bir hadise vuku bulmuş. Onunla alakalı malumat veriyorlar. Ne hadisesi? Benim niye haberim yok? Ha, ben de onu diyecektim şimdi size vallahi. Yeni gelen hatunlardan biri canına kıymak istemiş. Velev ki Şehzademiz Selim Hazretleri de yetişmiş imdadına. Selim mi? Evet. Mihrimah Sultanımızın sarayından gelirken sesleri işitmiş. Adı ne bu hatunun? Ha, bu Cecilia. Hani geçen gün önünüze çıkan münasebetsiz. Vallahi pek yazık. Epey de güzel hatun maşallah. Güzel olsa ne fayda? Akıl olmadıktan sonra. Sultanım, şehzadelerimiz divana çağrılmış hünkârımızın emriyle. Anlaşılan karar ilan edilecek. İklimin sultanı, yüce padişahımız Sultan Süleyman Han Hazretleri, Saruhan Sancak Beyliğine Şehzademiz Hazretlerini tayin ettiler.
Yüce Padişahımız verdiği bu kararla Şehzademiz Selim Hazretlerini veliaht ilan ettiler. Hayırlara vesile olsun. Sence hangi evladımı taht sancağına göndermeliyim Hürrem? Hangi şehzademi? En doğrusunu sen bilirsin Süleyman. Lakin benim gönlümden geçen Şehzadem Selim'dir. Demek Selim. Benim gönlümden geçense bu gördüğün mühürlü kutunun içindeki kararla yazılı Hürrem. Sen de herkesle birlikte ölmüşsün. Kayboldunuz validem. Hem de böyle mühim bir günde. İşlerim vardı. Karar ilan edilmiş dediler. Ben de bu yüzden merak ettim. Siz bir şey öğrenebildiniz mi? Validem, ne demek oluyor bu? Hünkârımız ben varken Selim'i nasıl seçer? Sakin ol aslanım. Gel otur, gel. Ne oturması validem? Duymadınız mı beni? Hünkârımız böyle bir kararı nasıl verir? Evet, bu mümkün değil. Kes sesini. İkiniz de sus. Sizin haddinize mi düştü babanızın verdiği kararları tartışmak? Hünkârımız böyle münasip görmüşse yapacak bir şey yok. Hepimiz itaat edeceğiz. Anlaşılan siz bu karardan memnunsunuz validem. Yoksa benim yerime Selim'i mi tavsiye ettiniz? Benimle bir alakası yok Bayezid. Hünkârımız böyle münasip gördüyse akan sular durur. Durmalı. Anladın mı beni? Ben size ne anladığımı söyleyeyim validem. Hünkârımız bir kez daha cezalandırdı beni. Üstelik hiçbir suçum ve günahım yokken. Bayezid, bırak gitsin. Şu anda kimseyle konuşacak hali yok. Selim, siz tavsiye ettiniz, öyle değil mi? İnanamıyorum. Onca vakit boşuna mı uğraştık biz? Sizin de Bayezid'i desteklediğinizi sanıyordum. İnan bana, en doğrusu bu Mihrimah. Bayezid'in bu başına buyruk, esip gürleyen halleri beni korkutuyor. Onun biraz daha büyümesi, olgunlaşması lazım. O halde neden benden sakladınız? Rüstem de biliyor, öyle değil mi? Hayır, hayır. İkinize de söylemedim. Zira mani olmak isterdiniz. Aklın yolu birdir çünkü. Selim olmaz. O Konya sancağını bile idare etmekten aciz. Hep birlikte destek olup ona yardım ederiz. Bayezid'e de destek olabilirdik. Anlamıyorsun Mihrimah. Bayezid benim en büyük umudum. Onu vaktinden önce yollayıp düşmanlarımın önüne atamazdım. Selim de sizin oğlunuz. Ona kıyıyor musunuz yani? Bunu mu söylüyorsunuz? Hayır. Selim'im uysaldır. Hırsları yok. Kimse onu tehdit olarak görmez. Ama Bayezid öyle mi? Babası gibi üstün meziyetleri var. Zeki, cengaver. Mutlaka rakip bellenir. Vaktiyle Mehmet'imin canına kıyan zalimler onun da canını almak ister.
Ben bu tehlikeyi göze alamam. Almam. O gün siz yoktunuz. Şimdi buradasınız. Rüstem de Vezir-i Azam. Hep birlikte kardeşimi korurduk. Bana güven Mihrimah. Bu kararla sadece Beyazıt'ın değil, Selim'in de hayatını kurtardım. Bence hata yaptınız. Mustafa abinin önünü kesmek isterken Selim ve Beyazıt'ı birbirine düşman edeceksiniz. Selim. Aslan oğlum benim. Haberi işitince öyle mutlu oldum ki. Rabbim yolunu açık, kılıcını keskin eylesin. Oysa ben sizin üzüleceğinizi tahmin etmiştim validem. Ne de olsa başkası vardı aklınızda. Sana daha önce de söyledim. Benim için ikiniz de birsiniz. Ayrıca senin dediğin gibi olsaydı şu anda Beyazıt seçilmiş olurdu. Sahi kardeşim nerede? Divandan beri görmedim onu. Sen yapacaklarını düşün şimdi. Manisa'ya gitmek mühim. Ama ondan da mühimi orada kalabilmek. Ayrıca Mustafa abinin başına gelenler ibret olsun sana. Herhalde oradan sürülmek istemezsin. Değil mi? Elimden geleni yaparım validem. Elinden geleni yapacaksın. Aklını başına toplayacaksın. Ve benim sözümden zinhar çıkmayacaksın Selim. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Hürrem. Süleyman. Biz de aslanımla sohbet ediyorduk. Öylesine heyecanlı ve sevinçli ki. Sana minnettar. Hünkârım, yüce gönlünüzle bana dünyaları bağışladınız. Sizi asla utandırmayacağım. Bundan hiç şüphem yok. Beyazıt sükunetle karşıladı kararı. Beni her geçen gün biraz daha şaşırtıyor. Büyüyor aslanım. Tabii yalnızca o değil. Selim, Cihangir, Mihrimah. Onların en büyük şansı senin gibi bir anneye sahip olmalarıdır Hürrem. Sen varlığınla hem bana hem de onlara kuvvet ver. Senin yokluğunda neler yaşadım ama bir ben, bir de yüce Rabbim bilir. Rabbim bize o günleri bir daha yaşatmasın. Amin. Amin. Kaç mevsim kaldım o çukurda hatırlamıyorum. Kaç kış geçti, kaç bahar. En zoru da sensizlikti. Seni artık göremeyecek. Sesini duyamayacaktım. Düşüncesi bile beni kahrederken ateşin içinde buldum kendimi. O ateş beni de yakıp kavurdu Hürrem. Seninle birlikte ruhumu da kaybettim sanki. Neşemi, sevincimi, kalbimi söküp aldılar sanki. O vakit anladım. Sensiz hiçbir şeyin kıymeti yok. Ne soluduğum havanın, ne de içtiğim suyun. Hamdülillah, devleti ışkın müyesserdir bana. Elde tuttuğum lebün yadına sakardır bana. Kâkülüne kimi reyhandir muhibbi kimi misk. Ko ne dirlerse desinler, zülfü amberdir bana.